Herkese merhabalar. Kürt meselesi ve çözüm arayışları seminerinin sunumunun 3. bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde son 20 yıldaki çözüm arayışları ve tarihsel geçmişi dikkate alarak biraz olası çözüm senaryolarını, olası çözüm yollarını konuşacağım. Şimdi Türkiye'nin Kürt meselesinin bundan sonra alacağı seyre dair ne söyleyebiliriz? Bu konuda kanaatimce iki temel dinamik belirleyici olacaktır. Sorunun alacağı seyre dair. Bunlardan bir tanesi, önceki sunumda detaylandırmış olduğum devlet krizinin nasıl aşılacağı. Zira hem bu devlet krizinin ortaya çıkışında Kürt meselesi hem sınır içi hem sınır ötesi bağlamıyla etkili. Hem de bu devlet krizinin aktörlerinin belli ölçülerde arasallaştırdığı bir mesele. Dolayısıyla devlet krizinin seyri Türkiye'nin Kürt meselesinin formasyonunda belirleyici ana dinamiklerden bir tanesi olacak. İkinci olarak da kanaatimce temel dinamik olarak jeopolitik belirleyici olacak. Burada esasında Rojava'nın geleceği, yani Suriye krizi nasıl çözüleceği ve bu çözümde Kürtlerin yeri bu meselenin çözüm geleceğini belirleyecek ama yine Irak-Kürtistan bölgesi de jeopolitiğin ikinci yansıma alanı olarak işlev görmeye devam edecek. Şimdi bu iki dinamiğe baktığımızda meselenin çözümü için ne yapmak gerekir ya da nasıl bu meselenin çözümü nasıl bir yol izleyebilir? İşin doğrusu burada çatışma kuramı ya da çatışma çözümü kuramına biraz başvurduğumuzda ya da kuramlarına başvurduğumuzda temel bir bilgiden yola çıkarak belki bir şeyler söyleyebiliriz. O da şu, çatışma çözümü kuramına göre bu tür uzun sürmüş teritoriyel çatışmaların çözümü için meselenin yeniden çerçevelenmesi lazım. Zira uzun süreli çatışmalarda taraflar zaman içerisinde bir takım hikayelere gömülürler ve bu hikayeler bir tarafın başarısının, kazancının, ilerlemesinin, öte tarafın işte kaybının, başarısızlığının, gerilemesi şeklinde okunur diye bir kuram var. Dolayısıyla bu meseleyi bu iki hikayeden, bu iki klişeden çıkarıp İki tarafında barış olması halinde daha iyi bir nokta varacağı şeklinde çerçevelemek gerekir der çatışma çözümü kuramı. Ya da bu yapılabildiği ölçüde barışa dair, çözüme dair bir yol açılır diyor çatışma kuramı. Burada da yine bu kuramın bize sunmuş olduğu ikinci veri şu. Tam da bu yola girmek için bir ideal eşitlikçi bir çözümden ziyade tarafların ihtiyacını baz almak gerekir der. Yani tarafların ihtiyacı ne? Hangi kritik ihtiyaçlar sağlanırsa taraflar çözüme dönük bir meyil gösterirler diye bir temel yol gösterici ilke var. Şimdi buradan baktığımızda yani Türkiye'de Kürt meselesinin çözüm çerçevesini sağlamak için bence iki temel hikayeyi görmek ve duymak lazım. Bunun bir tanesi Türklerin son 5 yılda özellikle kabaran ya da Türk siyasetinin, Türk devletinin ve Türk toplumunun içinde güçlenen beke kaygısını anlamak meselesi kritik bir öneme sahip. Bu kaygı özellikle Kürt aktörler tarafından görüldüğü ve bu kaygı giderildiği ölçüde bir çözüm bulabileceğiz. İkinci olarak da Kürtlerin kimlik haklarını güvence altına alacak ve siyasal katılım alanlarını genişletecek yani ya da bunlara dair taleplerini görecek bir çerçevenin kurulması lazım. Dolayısıyla meseleyi her iki tarafın kritik ihtiyaçlarını görecek ölçüde kurabildiğimiz ölçüde meseleye dair bir çözüm oluşturabileceğiz. Peki bu çerçeveyi kurmaya dair ya da bu yeni çerçevenin inşasına dair elimizdeki kaynaklar neler? Ya da ne diyelim zorlayıcı ya da yol açıcı dinamikler neler diye baktığımızda ne söyleyebiliriz? Ya belki burada altını çizmem gereken ilk mesele şu. Ya aslında Kürt meselesinin idaresinde Türk devletinin ve Türk hükümetinin belli sınırlara doğru geldiğini iddia edebiliriz. Bunun belki en önemli meselesi şu. Hali hazırda Türkiye'nin önünde şöyle bir yol yok. Yani Kürt meselesinde geçmişe dönme gibi bir seçeneği yok. Zira 100 yıllık siyasal proje büyük oranda kaybetmiş durumda. Güneyinde hali hazırda bölgesel ölçekte Kürt meselesinin çözümüne dönük iki tane Arap modeli var. Biri Irak'ta gelişmiş durumda, biri Suriye'de gelişmiş durumda. Dolayısıyla bu iki Arap modeline meydan okuyabilecek bir pozisyon alması gerekiyor Türkiye'nin. Yani yeni jeopolitik denklem bu konuda Türkiye'nin geçmişe dönme seçeneğini büyük oranda ortadan kaldırmış durumda. İkinci olarak Kürt uluslaşmasının geldiği düzeyin altını çizmek lazım. Yani ki bu da Kürt meselesinin idaresini zorlaştıran bir düzey. Yani kavramsal olarak halk, millet, ulus çeşitli kavramlar kullanılabilir ama Kürtler arasında
bir aynı kolektif topluluğa üye olma hissinin önemli bir ilerleme kat ettiğini söyleyebiliriz. Yani bugün Mahabat'ta yaşayan bir Kürt'le, Kirmanşah'ta yaşayan bir Kürt'le, Diyarbakır'daki, Hevler'deki ya da Kamışlı'daki bir Kürt arasında aynı ulusun öyesi olma, bir bileşeni olma, bir üyesi olma hissinin büyüdüğünü söylemek lazım. Ve bu öye, ismi halk, millet, ulus her neyse esas olarak Türklüğe, işte Arap'la, Fars'la, Alman'la, işte Fransız'la eşdeğer bir grup olarak görülüyor. Ve bunun bir devlet mühendisiyle geriye döndürülmesi hemen hemen imkansız gibi. Bir diğer önemli mesele, yani Türk Devleti'nin baş etmekte zorlanacağı ve idarede sıkıntı yaşayacağı nüfus. Yani Türkiye'nin Kürt nüfusu işte 20 ile 24 milyon arası ya da daha mütevazi rakamlarla 16 ile 24 milyon arası değişen rakamlarla telaffuz ediliyor. Ama ortalama %20 bandında bir nüfustan bahsediyoruz. Ve bu nüfusun yaklaşık yarısı, hatta yarısından bir fazlası 100 yıllık yani Kürt kimliğini inkar eden ve teknik üzerine kurulu siyasal projeyi reddediyor durumda. Yani bunu kabul etmiyor hali hazırda. Dolayısıyla bu nüfusun yeniden bir politik sosyalizasyona tabi olması bir devlet mühendisliğini aşan bir mesele. Ve yine bu nüfusla bağlantılı olarak coğrafyadan bahsetmek lazım. Bu nüfusun 1/3 işte Kürt coğrafyasının hala çoğunluğunu oluşturuyor ve bu coğrafya sınırın 3 yakasında sınır ötesine taşıyor ve sınırın öte yakasında Kürtlerin kardeşleri yaşıyorlar. Yani bu bahsettiğim jeopolitik ve iki Arap modeli Kürt uluslaşmasının geldiği düzey, Kürt nüfusu Türkiye'deki ve coğrafyası Kürt meselesinin idaresinde Türk devletini ve hükümetini yeni bir karar almaya zorlayabilir. Daha doğrusu bu kavşağı getirmiş durumda diyebiliriz. Ama bütün bunlara rağmen aslında Türkiye devletinin ve Türk siyasetinin önünde iki ana yol olduğunu iddia edebiliriz. Bunun bir tanesi bir çözüm oluşturmak ve tam da bu iki Arap modeline meydan okuyabilecek, onlara rekabet edebilecek bir tırnak içerisinde Türk modeli geliştirmek. İkincisi ise Kürtleri tanımak, tanımaya devam etmek ama bununla birlikte haklarını tanımamak. Yani Kürtler vardır ama haklarını tanımayan ya da sınırlı gören, sınırlı tanıyan bir pozisyon alabilir. Bu da görebildiğim kadarıyla bu jeopolitik denklem içerisinde, nüfus ve coğrafya dinamikleri içerisinde çatışmalı ilişkinin devamı demek. Bir diğer seçenek olarak ise belki normatif olarak biraz daha savunulması kolay olan şey ise bir ortak gelecek inşasına dair bir yol inşa etmek. Burada işin doğrusu hem bu tarihsel geçmişe baktığımızda hem de son 3 barış sürecine baktığımızda ben bir güç paylaşımına dayalı bir çözümün Kürt meselesinde yol açabileceğini düşünüyorum. Ademi merkeziyetin çeşitli formları üzerinden bir güç paylaşımının Türkiye'de Kürt meselesinde hem Kürtlerin ihtiyacını karşılayacak hem de Türklerin kaygılarını giderecek bir arayol inşasına imkan vereceğini düşünüyorum. Şimdi Türkiye'de güç paylaşımı ve ademi merkeziyetin bir çözüm olarak öne çıkmasını sağlayan bir takım imkanlar ve fırsatlar var. Ama bu imkan ve fırsatlara geçmeden önce belki birkaç engelin altını çizmem lazım. Bir çalışma vesilesiyle yani bu konuda yaptığım analizlerde 5 temel engelin olduğunu gördüm. Ve burada bu engelleri de bir tekrar hatırlatmak isterim. Yani Türkiye'de Kürt meselesinin bir güç paylaşımı ve ademi merkeziyet bağlamında çözümü önünde 5 temel engel var. Bunun bir tanesi bugün oldukça kabarmış olan ama aslında bir tarihsel geçim, bir tarihsel kökü de olan güvenlik kaygısı ve beka söylemi Türk sokağında, Türk siyasetinde ve Türk devletinde bu beka söylemi, bu güvenlik kaygısı belki Balkan savaşlarına kadar götürülebilir, hakim ve bu engelin aşılmasına dair bir çaba olmadıkça ve bu engel aşılmadıkça yol almak mümkün olmayacak. İkinci olarak bir aşırı merkeziyetçi devlet ve siyaset geleneğinden bahsetmek gerekir. Bu da önemli bir engel. Bir diğer mesele tam da bu devlet ve siyasetin merkezleşmesine paralel olarak Türkiye'de bir ekonomik kaynakların merkezleşmesi, kümelenmesi ve bunun bir yansıması olarak devasa bir sosyoekonomik bölgesel eşitsizlik söz konusu. Ve bunun yaratmış olduğu yapılar, mekanizmalar ve aktörler mevcut. Bunlar da önemli bir engel teşkil ediyor. Dördüncü olarak belki Kürt meselesinin ademi merkeziyet ve güç paylaşımı önündeki ya da üzerindeki gölgesinden bahsedebiliriz. Aslında bu mesele tek başına Kürt meselesinin çözümüyle sınırlı bir mesele değil. Onu aşan bir mesele. Ama Kürt meselesinin ağırlığı yaratmış olduğu tarihsel hafıza ve politik ne diyelim sınırlar bu meseleyi ne diyelim Kürt meselesinden öteye sağlayacağı imkanlarla konuşmayı engelliyor. Dolayısıyla bu gölge önemli bir engel. Son olarak da önceki sunumlarda altını çizdiğim Kürt meselesine dönük Türk siyasetine hakim olan ararsalcı akıl
Zira Cumhuriyet tarihine baktığımızda Kürt meselesi siyasal alanda esas olarak bir otoriterlik kaynağı, ekonomik alanda ise bir eşitsizlik kaynağı ve bu konuda Türk siyasetinin hem entelektüel, düşünsel, hem siyasal hem de toplumsal sınırları var. Dolayısıyla bu derece bir araçsalcı akıl Türk siyasetine ve devletine hakimken işin doğrusu çözüm bulmak çok da kolay olmayacaktır. Ama tüm bu engellere rağmen aslında Türkiye'de Kürt meselesinin çözümünü sağlayacak ama ondan öteye de imkanlar yaratacak en az 5 temel ne diyelim olanağın, imkanın ve bu 5 temel imkanla beraber 3 de ana fırsatın olduğunu iddia edebiliriz. Bunun bir tanesi şu, Türkiye'de iyi kötü bir tarihsel miras var Adem merkeziyet konusunda. Hem Osmanlı dönemindeki Kürt beylikleri ve hükümetleri, 1921 Anayasası ve o dönemde gündeme gelen işte vilayetlere dayalı bir Adem merkeziyetçi yapılanma süreci, hani ilk akla gelen ne diyelim tarihsel birikimler. Yine 1977 yılındaki Ecevit dönemindeki yerel yönetimler, yerel yönetim bakanlığı deneyimini, yine o dönemdeki sosyal demokrat yerel yönetim deneyimlerini hatırlayabiliriz. Ama Türkiye'de iyi kötü bir Adem merkeziyet konusunda bir tarihsel birikim var. Bu bir imkan olarak tekrar ele alınıp değerlendirilebilir. İkinci olarak Türkiye'de daha çok kamu yönetimi bağlamında gündeme gelen bir yerel ve bölgesel yönetim deneyimi var. Bugün bu deneyimin en önemli aktörleri belediyeler. Ama belediyelere beraber il özel idare edildiği, işte çeşitli bakanlıkların bölgesel, işte DSİ gibi, karayolları gibi çeşitli bakanlıkların bölgesel yönetimleri. Yine son 15-20 yıl içerisinde kalkınma ajansları üzerinden işte gündeme gelen birikimler Türkiye'de dikkate değer düzeyde bir yerel ve bölgesel yönetim deneyimi inşa etmiş durumda. Bu deneyim her ne kadar desantralizasyon çerçevesinde inşa olmasa da, her ne kadar daha çok bir dekonsantrasyon çerçevesinde inşa olsa da. Bir diğer önemli imkan, Türkiye'de 2000'li yıllarla beraber bir kamu yönetimi reformu girişimi başladı. Bu reformlar kesintiye uğradı. Bazen bütüncül bir perspektifle gündeme geldi, bazen daha parçalı şekillendi. Ama Türkiye'nin en az 1950'lere kadar uzatabileceğimiz bir kamu yönetimi reformu girişimi hikayesi var. Ve 2000'li yıllarda Avrupa Birliği sürecinde bunlar belli ölçülerde hızlandı. En son 2014 yılındaki 6360 sayılı kanunla beraber işte Türkiye'deki büyük şehirlerin sayısı 16'dan 30'a çıkarıldı ve büyük şehirlerin yetki sahası kentsel sahalardan il sınırlarına genişletildi. Bu da önemli bir mesele, önemli bir imkan olarak değerlendirilebilir. Bir diğer önemli mesele ya da kaynak olarak Türkiye'nin siyasi haritası ve adem merkeziyet ihtiyacından bahsedebiliriz. Aslında hem 1950 ve 2009 arasında yapılan seçim çalışmaları hem de KONDA'nın son 10 yıllık araştırmalarının makro analizlerine baktığımızda aslında halihazırda zaten Türkiye'nin 3 temel siyasi coğrafyası var. Bunun bir tanesi Kürt coğrafyası, diğeri kıyı şeridi olarak tanımladığımız işte Adana'dan Mersin'den başlayıp İzmir'e kadar uzanan bir kıyı şeridi. Bir diğeri ise İç Anadolu ve Karadeniz bölgesini kapsayan bölge. Aslında Türkiye'nin şu an 3 tane tarihsel olarak şekillenmiş siyasi coğrafyası var. Ve bu siyasi coğrafyaların her birinin altında da alt bölgeler var. İşte örneğin bir kıyı şeridinde İzmir başka bir bölge ya da işte Akdeniz bölgesi, Antalya merkezi bambaşka bir bölge, Adana Mersin bölgesi başka bir bölge. Ya da İç Anadolu ve Karadeniz bölgesinde Trabzon'un kendine ait bir özelliği var, Ankara'nın başka bir özelliği var, Eskişehir'in başka bir özelliği var. Ya da biraz daha güneye kayarsak, hatta Güneydoğu'ya kayarsak Antep'in başka bir özelliği var. Yine Kürt coğrafyasında Diyarbakır'ın başka bir niteliği var, Mardin'in başka bir niteliği var, Van'ın başka bir niteliği var. Dolayısıyla Türkiye'deki bu üç siyasi coğrafya ve bu her bir siyasi coğrafyanın alt bölgeleri bir kaynak olarak değerlendirilebilir. Türkiye'de hem siyasetin yerelleşmesi hem de bir siyasal rekabetin artması bağlamında bir kaynak olarak değerlendirilebilir. Son imkan olarak da Türkiye'deki ana akım siyasi partiler arasındaki uzlaşıdan bahsedebilirim. Halihazırda en azından AK Parti ve MHP dışında kalan bütün muhalefet hareketinin tamamının programlarına baktığımızda, parti programlarına, yani hem CHP'nin, hem İYİ Parti'nin, hem DEVA'nın, hem Geleceğin, hem Saadet'in, hem de HDP'nin burada en azından yerel yönetimlerin güçlendirilmesi konusunda bir mutabakatın olduğunu görüyoruz. Şimdi bu 5 imkanın yanı sıra Türkiye'de bir Adem'i merkeziyetçi yapıya geçilmesi durumunda 3 temel fırsatın ortaya çıkma ihtimali var. Kürt meselesinden öteye ne diyelim alan açma imkanı var. Bunun bir tanesi ve belki de tarihsel olarak tartışılan boyutu kamu idaresinin modernizasyonu ve rasyonalizasyonu. Yani Türkiye gibi büyük bir nüfusa ve coğrafya sahip ülkelerde daha modern bir kamu idaresi için aslında bir Adem merkeziyetçi
yapılanmaya ihtiyaç var. Bu bağlamda daha iyi bir sağlık hizmeti için, daha iyi bir eğitim hizmeti için, örneğin pandemi gibi kriz anlarında daha hızlı ve daha etkili bir müdahale için aslında Adem merkeziyetçi yönetim modellerinin ne diyelim daha iyi bir hayat sunma potansiyeli var. İkinci olarak Türkiye'de çok fazla konuşmadığımız ama aslında gündelik hayatı çok kuran sosyoekonomik eşitsizlikten bahsedebiliriz. Yani Türkiye'deki bölgeler arası eşitsizlik en az 1932'deki birinci 5 yıllık sanayi planına kadar götürülebilir. Yine 1960'lardan bugüne devam eden ulusal kalkınma planlarının tamamında bu meselenin tartışıldığı görülür. Şimdi bu bütün hikayeye baktığımızda Türkiye'de hem daha dengeli hem de daha kapsayıcı bir büyüme için bir adem merkeziyetçi yapılanma fırsat sunabilir. Zira halihazırda bir yandan İstanbul ve İzmir merkezli Ege ve Marmara bölgesi bütün Türkiye'nin kaynaklarının merkezleştiği bir yapıya dönüşüp bu çevrenin gücünü emerken ve bu anlamda çevreyi zayıf bırakırken öte yandan aslında bu alanlarda da devasa sorunlar birikmiş durumda. Ben sadece İstanbul örneğini vermek isterim. Yani İstanbul gibi Türkiye coğrafyasının yaklaşık %0.7'sine Türkiye'nin mali kaynaklarının 1/3, nüfusunun 1/5 yığılmış durumda ve bu yığılmanın İstanbul'da bir maliyeti var. Sadece Marmara'daki müsilajı düşünebilirsiniz. Marmara Denizi'nin etrafına yığılmış 30 milyonluk bir nüfus, bu nüfusun üretmiş olduğu atık sular, çöpler ya da tükettiği temiz sular sadece bu bağında bile düşündüğümüzde devasa bir sorun alanı teşkil ediyor. Dolayısıyla Türkiye'de kaynakların daha dengeli dağıtılması, daha dengeli ve daha kapsayıcı bir büyüme içinde Adem-i Merkeziyet bir fırsat sağlayabilir. Ve son olarak da bir demokratikleşme kaynağı olarak Adem-i Merkeziyet'ten bahsedebiliriz. Zira bugün de güçlendirilmiş parlamenter rejim tartışmalarında aslında bütün demokrasi tartışmaları daha çok yasama, yürütme ve yargı arasındaki bir güç paylaşımı ve burada bir denge ve denetleme mekanizmasının inşası üzerinden kuruluyor. Ama Türkiye'de sağlıklı işleyen bir denge ve denetleme mekanizmasının inşasında bu yataydaki yasama, yürütme ve yargı arasındaki denge kadar dikeyde de bir denge kurmak önemli. Yani merkez karşısında yerel yönetimlerin, bölgesel yönetimlerin güçlendirilmesi dikey düzlemde de bir çoğulcu denge ve denetleme mekanizmasının inşasına katkı sağlayacaktır. Ve bu anlamıyla güç paylaşımı ve adem-i merkeziyet Türkiye'de bir demokratik dönüşüm kaynağına dönüşebilir. Yine bir önceki bölümde altını çizdiğim üzere aynı zamanda Türkiye'nin siyasi coğrafyalarını dikkate aldığımızda böylesi bir adem-i merkeziyet yapılanması bir denge ve denetleme mekanizmasının yanı sıra aynı zamanda bir yerelde siyasal çoğulculaşmaya ve yerel siyasal rekabete kaynak sağlayabilir. Bu anlamıyla önemli bir demokratikleşme dinamiğine dönüşebilir. Şimdi bütün bu engellere ve imkanlara baktığımızda benim temel argümanım şu: Türkiye'de Adem-i Merkeziyet meselesi Türkiye'nin tarihsel Kürt meselesinin çözümünü üç büyük meseleyle bir araya getirebilir. Yani çatışma çözümünü ve barış inşasını bir demokratikleşme, iki kapsayıcı ve dengeli büyüme ve buna bağlantılı olarak adil kaynak bölüşümü ve son olarak da kamu idaresinde bir rasyonel ve modern devlet inşasını sağlayabilir. Bu üç meseleyle ilişki sağlayabilir. Dolayısıyla Adem-i Merkeziyet'in Kürt barışından öteye yeni bir kazan, yani bütün aktörlerin birlikte kazandığı yeni bir çerçeve kurma potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu Adem-i Merkeziyetçi çözüm gerçekleşebilir mi? Bu konudaki reel durum ne? Buna baktığımızda bir iki argüman ileri sürebilirim. Birincisi, aslında bu çözüm iki yoldan gerçekleşebilir. Yani özellikle en son çözüm sürecindeki mutabakat çerçevesine baktığımızda Türkiye'de kısa vadede ya da kısa ve orta vadede iller düzeyinde bir genişletilmiş, siyasi olmayan idari Adem-i Merkeziyet en azından Kürt meselesinde bir silahsızlama sağlayabilir. Bunun için birkaç alt argüman ileri sürebilirim. Bir tanesi 3 ana çözüm sürecine baktığımızda en azından ana akım Kürt siyasetinin, yine PKK ve KCK'nin buna rıza gösterme potansiyelinin yüksek olduğunu iddia edebiliriz. İkinci olarak Kürt meselesi gibi kimlik temelli teritoriyal çatışmaların çözümünde bu çerçevenin aslında göreli olarak tırnak içerisinde bir kolay ve ucuz çözüm sunduğunu iddia edebiliriz. Hani Bask gibi, işte Kuzey İrlanda gibi, işte Filipinler'deki Bangsamoro bölgesi gibi, Endonezya'daki Aceh gibi bu kimlik temelli teritoriyal çatışmaların çözümüne baktığımızda Adem-i Merkeziyetçi çözümlerin aslında belli ölçülerde biraz daha bir asgari çözüm çerçevesi sunduğunu söyleyebiliriz. Son olarak da aslında bu yerelleşme ve Adem-i Merkeziyet'e dair hem Kürt sokağında hem de Türk sokağında
bir mutabakat inşa etme potansiyelinin yüksek olduğunu iddia edebiliriz. Şimdi aslında kısa vadede tablo her ne kadar daha çok bir idari ve il ölçeğinde bir ademi merkezleşmeye imkan tanısa da Türkiye'de aslında orta ve uzun vadede yani Kürt meselesinin daha kalıcı ve daha istikrarlı bir çözüme kavuşması için bir bölgesel düzeyde hem idari hem de siyasi ademi merkeziyetin daha rasyonel bir seçim olarak öne çıkabileceğini iddia edebiliriz. Bunu birkaç argümana dayandırarak söyleyebilirim. Bir belki ve belki de en önemlisi aslında Türkiye'de 26 tane akarsu havzamız var ve uzun vadede Türkiye'de sürdürülebilir bir yönetim için, bir sürdürülebilir bir kalkınma için bir idari yapıyla ne diyelim ekonomik politikalar arasında bir uyumu sağlanması lazım. Ve bu anlamda Türkiye'de uzun vadede hem gıda rejimlerini yönetmesi hem su kaynaklarını iyi yönetmesi için bir 26 akarsu havzasına dayalı bir 26 idari ve siyasi bir bölge inşa etmesi düşünülebilir. İkinci olarak aslında baktığımızda tarihsel olarak Kürt meselesinin hem tarihsel kaynakları hem de Osmanlı deneyimi bir vilayetlere dayalı yani bir bölgelere denk düşecek vilayetlere dayalı bir seçeneği biraz daha ne diyelim rasyonel bir seçim olarak öne çıkarabilir. Zira baktığımızda bugün Türkiye'nin kapsadığı aslında topraklar ya da teritoriya Osmanlı'daki yaklaşık 17 vilayete denk düşüyor. Aslında bizim bugünkü illerimiz Osmanlı'daki vilayetlerin bir alt birimi olan sancaklara, livalara denk düşüyor. Bu anlamıyla aslında bir Osmanlı geleneği ve Kürt meselesinin tarihsel geçmişine baktığımızda bir bölgelere dayalı ya da vilayetlere dayalı bir bölgesel ademi merkeziyet daha rasyonel bir seçim ortaya koyabilir. Yine sosyoekonomik açıdan daha iyi bir ülke için ya da sosyoekonomik kalkınma için bölgesel yönetimlerin daha iyi bir seçenek olduğunu iddia edebiliriz. Zira en azından 1980'lerde Devlet Planlama Teşkilatı'nın yapmış olduğu çalışmalar zaten aslında halihazırda Türkiye'nin bir takım fonksiyonel bölgelerin olduğunu gösteriyor. Örneğin 1980'de Devlet Planlama Teşkilatı'nın yapmış olduğu çalışmalarda Türkiye'nin aslında zaten reelde 16 fonksiyonel bölgeye sahip olduğunu gösteriyor. Yani hem ürün akışı hem insani akışlar bağlamında zaten Türkiye'de her birinin bir iki merkeze sahip olduğu 16 tane fonksiyonel bölgenin olduğunu gösteriyor. Elbette ki bu bölgede zaman içerisinde değişmiştir ama böylesi bölgelerin olduğunu en azından biliyoruz. Yine bu sosyoekonomik bağlamda düşündüğümüzde Türkiye'de halihazırda 26 tane kalkınma ajansı bölgesi var. Ama burada bir parantez açayım. Bu 26 kalkınma ajansı bölgesi 26 akarsu havzasına uygun bölgeler değiller. Burada bir bölgelendirme çalışmasının akarsu havzalarının dikkate alınmadan yapıldığını belirtmem gerekir. Ama halihazırda Türkiye'nin 26 kalkınma bölgesi var ve bu kalkınma bölgelerinin her biri içinde kalkınma ajansları kurulmuş durumda. Yine bu 26 bölgenin ikili üçlü sınıflandırmasıyla 12 tane kalkınma bölgemiz var bizim. Birinci düzey kalkınma bölgesi. Dolayısıyla zaten sosyoekonomik olarak şu an Türkiye'nin bütün planlamaları, bütün ne diyelim çalışmaları ve idaresi belli ölçülerde zaten bu 26 kalkınma ajansı üzerinden yapılıyor. Dolayısıyla sosyoekonomik bölgesel planlamanın idareyle uyumlu hale getirilmesi ne diyelim kalkınma çalışmalarında daha fazla hızlandırabilir. Yine belli ölçülerde aslında Türkiye'ye baktığımızda hem kamu idaresinin hem de özel sektörün fiili olarak aslında bölgesel ölçekte yürüdüğünü söyleyebiliriz. Halihazırda Turkcell gibi işte Vodafone gibi ya da ne diyelim çeşitli endüstriyel şirketler gibi kurumlara baktığımızda zaten Türkiye'de belli merkezlerin, belli illerin diyelim bir bölgesel merkez olarak işlev gördüğünü görüyoruz. Yine kamuda her ne kadar dekonsantrasyon bağlamında olsa da işte devlet su işleri gibi, karayolları gibi birçok kamu hizmetini, birçok bakanlık hizmetinin bölgesel ölçekte örgütlendirildiğini ve bölgesel ölçekte ne diyelim yapılandırıldığını görüyoruz. Ve son olarak belki metropolleşmeden bahsedebilirim. Türkiye'nin şu an idari yapısında 30 tane büyük şehri var. Bunlar daha önce 16 taneydi. Ama 2014 yılındaki yasal düzenlemeyle beraber şu an Türkiye'nin 30 büyük şehri var. Ve bu 30 büyük şehirde Türkiye nüfusunun yaklaşık %78'i yaşıyor. Ve aslında Türkiye ekonomisinin ve nüfusunun ve geleceğini şekillendiği ana alanlar bunlar. Dolayısıyla hem dünyadaki metropolleşme eğilimi, kentleşme eğilimi dikkate alınarak hem de Türkiye'deki bu metropolleşme dinamiği
göz önüne bulundurularak aslında bir metropoller ya da bir kent metropol bölgeler düzeyinde bir siyasi ve idari yapılanmanın daha rasyonel bir tercih olacağı söylenebilir. Hem bu bahsettiğim bir demokratikleşme, hem daha rasyonel bir kamu yönetimi, hem de daha dengeli ve kapsayıcı bir büyüme için. Özetle aslında kısa vadede bir iller ölçeğinde bir idari ademi merkezleşme Türk meselesinde en azından şiddet meselesini sonlandırabilir ve Türkiye'nin tarihsel bu ağır sorununda yeni bir sayfa açabilir. Ama jeopolitik dinamikler Türk meselesinin kapsamını tarihsel hikayesi dikkate alındığında ve Türkiye'nin hem demokrasi, hem kalkınma, hem de kamu idaresindeki modernizasyon ve rasyonalizasyon ihtiyacı göz önüne bulundurulduğunda aslında orta vadede bir bölgesel, idari ve siyasi ademi merkeziyet Türk barışından öteye yeni bir çerçeve sunabilir. Burada elbette ki bu ölçekler tartışılmaya muhtaç olan ölçekler. Zira bir yandan metropoller var, bir yandan kalkınma ajansları bölgesi var, bir yandan 26 akarsu havzası var. Ama muhtemelen 26 akarsu havzasını merkeze alan işin siyasal ve kültürel boyutları kadar sosyoekonomik boyutlarını, idari boyutlarını dikkate alan bir uzmanlık bilgisiyle bu ölçeklerin belirlenmesi bir yol açıcı çözüm olabilir. Ama açıktır ki böylesi bir ölçeklendirme, bir toplumsal müzakere ve bir toplumsal diyalog olmaksızın mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla hem uzmanlık bilgisine başvurarak ama aynı zamanda bir toplumsal müzakere ve diyalog süreçlerini işleterek Türkiye'de bir bölgesel ölçek belirlenebilir. Ve böylesi bir bölgesel ademi merkeziyet, bir yandan Kürtlerin kendi kaynaklarını yönetme, siyasal yönetime dahil olma, kendi kimliklerini koruyup yeni kuşaklara aktarma ihtiyacını karşılayabilir. Bir yandan da Türkiye'nin tarihsel beka kaygısını, güvenlik kaygısını gidererek demokrasi, kalkınma ve kamu idaresi alanında yeni fırsatlar yaratarak ne diyelim bir ara çözüm olabilir. Elbette ki bu bahsettiğim meseleler, olası senaryolar, yani hem nüfusun, yani Kürt sokağının, Türk sokağının, hem siyasal aktörlerin, hem de ne diyelim işte bölgesel dinamiklerin etkileşimi sonrasında muhtemelen şekillenecektir. Dolayısıyla biraz geleceğe dair olan biteni anlamak için bunların tamamına bakmak gerekir. Sunumu burada izninizle tamamlamak isterim. İlginiz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler.